Aa, orada la lan, orada la. Aha, vallahi gelip duru la. Tövbe yarabbim ya. Otomatik mı getiriyor, ne o ya? Bir şoför yok. Mızla, konuştuğumuz gibi tamam mı? Kimse renk vermeyecek. Öyle Ferit abamı kaçırdı filan derseniz, babam başta olmak üzere vallahi hepimizin canını okurlar. Tamam baba ya. Sağ ol. Bir şey değil. İnsanlık bende kalıversin dedim. Vallahi billahi şoförsüz geliyor bu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Baş. Geçmiş olsun be. Oğlum sen mi kullanıyordun la? Tabii abi, ne sandın? Nazgül. Allah esirgedi inşallah. İyisin değil mi? İyiyim İsmail. Ay canım. Oh. Cümleten geçmiş olsun. İlk gün. İyisin değil mi? İyiyim İsmail. İyi iyi. Gülgün de iyi. Bir şey olmadı değil mi hiçbirinize? İyiyim İsmail. Tamam. Lan dördüncü İsmail. Seni de sor da rahatlayak hadi. Sormayarım kardeş. Bir alakam yok benim onlarla. Ben single'ım da ondan. Neyse. Nasıl oldu bu kıza? Anlatın bakayım. Talihsizlik işte. Önüme bir tane yavru köpek çıktı. Ben de direksiyonu kırdım. Anlayacağınız durum bu. Anladım, anladım. Tekrardan geçmiş olsun. Bir daha gezeceğiniz vakit bize haber edin de... yanınızda buralı birileri olsun gari. Hayırdır aslan parçası ya? Sen bize mi dikeliyorsun anlamadım, yoksa rehber falan mısın bu köyde? Hayır, hayır. Aga ne yapıyorsunuz ya? Ya bir sakin. Ya insanlık olsun diyor dedi be. Gerilme. Tamam hadi. Halat malat neyse getiriveren de çıkarın artık şunu ya. İsot, gülüm sen bu arabanın arkada yanaş da ben şey yapayım ona, bir bağlantı yaparım hadi. İlk gün. Bana yardım eder misin? Gel. Dur lan. Geçmedi mi hala? Geçti geçti. Tamam sağ ol. Ya biraz başım döndü de. İlk gün. Ne oluyor öyle? Ne oluyor İsmail? Ne bileyim öyle oğlana sarılıverince. Sarılmadı. Tutumu verdi yani dengesi bozuldu. Adam kafasını çarptı kazada. Ne yapayım? Geç bakayım şunu. Sen geç. Ferdo. Şş. Sen kullanabilecek misin karavanı? Ha ben kullanırım abi ya iyiyim. Atla karavanı hadi. Hop. Bir dur bakayım. Ne oldu lan? Sen niye biniyorsun? Oğlum burada ben varken başka biri Tresko'na geçebilir mi acaba? Ben buradaysam Tresko'na ben geçeceğim yani. Neymiş? Lan oğlum bak bilip bilmeden konuşma. Sen benim kim oldum biliyor musun acaba ya? Ya sen kimsin arkadaş? Sana mi kaldı bize ait aracı kullanmak? Kısa atlayıp abicim. Asot. Aslanım bak bu normal. Bak aslanım diyorum seni hala seviyorum. Bu normal araca benzemez. Karavan çekmek başka bir şey bu. Bunun kara gazı var, yarım depriyajı var. İstop ettirirsin, kayar gider. Vallahi kız kumuna gidersin ha. Alır o kız kumu işine sen. Yaptırma bak şunu yani. Yapma yani. Oğlum adam doğru söylüyor ya. Bu iş usta işidir. Al. Kim usta? Kızlar mı usta? Benim usta. Yaşa İsot. Ya çekilin ben kullanırım. Çekil. Oğlum bak tekrar son kez söylüyorum bak. Yapma bak. Tamam. Anladık, anladık. Biliyor mu oğlum bu? Biliyor mu ya? Her zaman yaptım. Açın şu işi. Kızım açın oradan. Ne yaptık oğlum? Allah salak ya. Aga ne yaptın be arabanın? Bu ne be? Aha salak çocuk ya. Vallahi salak yani. Ne yaptın be çocuğu? Benim sinirden ellem ayaklam bir boşalıverdi ben. Vitesi yanlış takıverdim ya. Aferin, aferin İsmail efendi. İyi yaptın, iyi halt ettin. Tampon çizildi, kırdın, kırdın. Aga o değil de Reşat'tan edeceğiz lan. Niye ki? Ya ilk gün bacım biz bu Reşat'ın aracını kendisine haber vermeden aldık. Yani kendisine haber edecektik ama kendisi yoktu. Yani o yüzden Nazgül de bizi arayıp deyince ki biz kaza yaptık yetişin diye... biz de onu haber etmeden acele edelim dedik.
Tabi durum bu olunca ya kızlar bu arabayı aldığımızı Reşat'a söylemesek mi acaba? Demezsiniz değil mi? Demeyiz. Teşekkür ederiz. Bu ne ya? Sohbet attı gibi kızlarla erkekler burada atışmalı, konuşmalı. Oğlum bu ne olacak bu karavanın? Gitti karavanın ya. Ne olacak bu hasar? Ya abi tamam. Bizim sigortadan yaptırırız. Sen sorun etme. Ya Ferit bak beni insanların yanında şu anda gerçekten sinirlendirdin ya. Ya neyi halledeceksin? Bir sigorta kaç para sen biliyor musun? Bir de bunu hasarsızla bozarsan insan hayat kaydırır sigorta bu. Ya ben halledeceğim tamam. Ferit baban zengin ya Ferit. Rahat rahat gül karşımda. Ben geçiyorum şeye gel sen de. Hadi Ferit hadi geç sen. Açılın kızlar oradan bak. Kızlar şöyle hadi. Oğlum açılın bak gerçekten. Tamam, hadi. Çok felaket çıkacağım kalkacağım şey yapma. Hadi bakalım. Hadi hadi tamam hadi. Hadi. Ya ben salak hakikaten salak ya. Açın kızlar alın oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yapar biraz kaydırı kızlar çek oradan ha. Gün. Ne edip durun? Hiç. Emine abla çağrı vermişti. Oraya gidip durun. Ne tesadüf. Beni de Emine abla çağrı verdi. Ben de oraya gidip durun. Biz de Marmaris'e gidiverdiydik. Yolda Ferit Giller'le karşılaştık. Onlar da İstanbul'a dönüp dururlardı. Nasıl? Temelleşti. Olur mu öyle şey? Yani teyzesiyle abisi bizim evde. He, onunla karavanda göremeyince biz de önden gittiler dedik. Demek ki arkadan geçecekler. Ama Feritler döndüler. İyi dönsünler. Ne yapalım? Ha bir de kız arkadaşı varmış. Bengüsü diye bir kız. Sen nereden bilip durun? Kız buraya geldi. Ferit de kızı önüne kattı gitti. Nasıl kaçacağını şaşırdı. İyi de bunu beni neye anlatıyorsun Hindi? Beni ne? Gittiyse gitti. Beni ne Ferit'ten? Ne bileyim öyle işte. Hani günlerdir onlarla ilgilenince. Ay ne olmuş ilgilenince? Ne olmuş? Öyle işte ilk gün. Çıkar lan ağzındaki baklayı. Sen boş ver beni. Heyecanlanınca karşında dilim saçmalıyor beni. Ne anlatıvereceksin sana bak. Hani kızankene Arife pikniğinde sen bir kuş beğeni vermiştin. Ben de o kuşu sana tutuvermiştim. Hatırlıyor musun? He. Hatırlayıp durun. Baban da gelip o kuş, göçmen kuşu, kafese girmez deyip salıvermişti kuşu. Beni ne anlatıyorsun Hindi bunu? Göçmen kuşunun peşine gitmemek lazım. Buranın kuşu iyi bize. Sevecekse buranın kuşunu sevmeliyiz. Burada. Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Tamam, tamam gel buraya, gel. Tamam, tamam. Nurullah İsmail senin için gitti dedi. Ya yok. Bengüsü gelmiş. Delimi de nedir? Onu atlatmak için yalan söyledim. Onlar da onu duydular. İnandılar herhalde. Bengüsü'nün geldiğini saklamıyorum yani. Niye saklayayım? Nerede Hindi Bengüsü? Gönderdim. İstanbul yolundadır. Gerçekten mi? Evet. Bengüsü artık hayatımda yok. Ferit. Sen ne dediğinin farkındasın değil mi? Evet. Bengüsü'yü gönderdin. O gitti. Hayatında yok artık. Aynen. Sen o zaman beni neye gide bir de gideceğim ben deyip durun ha? Hayda yine arızaya bağlı. Bağlarım tabii. Gideceğim deyip beni oraya buraya çağırıp durun.
Ya sen benden ne istiyorsun? Bengüsü hayatında olmayacaksa, yani İstanbul'da olacaksa... ...sen de burada olacaksın demek artık. Gitmeyeceğim bir yere yani. Ha? Ben de bu konuları konuşmak istiyordum zaten seninle. Ama benim hemen gitmem lazım, sonra konuşuruz. Ya tamam tamam tamam, bir dakika. O zaman gece Aşık Çağlayan'da buluşalım. Orada konuşuruz. Olmaz lan, gelemem. Olur, gelirsin. Ya olmaz diyorum. Olur diyorum ya. Gelemem. Tamam. Sen gelme. Ben yine de gelirsin diye bekleyeceğim. Ya şöyle düşün. Dönmedim. Dönemedim. Niye? Bir sor kendine. Cevabı bulunca da bir karar ver. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kesin geliyor. Oldu bir iş. Ya ne yapıyorsun? Ne yaptınız lan? İyi, ne yapalım? Gel bakayım. Bir şey diyeceğim. Baba bak. Gelirken senin kızı gördüm yanında, da o bizim İstanbul'lu uşak vardı, Aygol. Deme lan. Ne deme, dedim bile. Siz nereye gidip durunuz? Ördek tutacağımışız. Şelaleye gidiyoruz. Niye? Ben ne bileyim, ben de anlamadım. 40 yıllık balıkçı İsmail ördek tutacak. Hareketlere bak. Anladım, anladım. İyi, tamam. Hadi görüşüp dururuz. Tamam, Aygol. Ya, ya bir dakika dur, kaçma diyorum. Gelmiyor ya. Bekle mi? Oh. Bu ne ya? Nasıl gülmeyeyim ya? Dünyanın en saçma şeyi bu. Yol ortasında kazan, bir de kazandan çıkıyorsun. Bu Nasrettin Hoca'nın bir doğuran kazanı vardı. O bu oluyor herhalde. Nasıl anladın bunun içinde olduğumu? Dedim sana, bulurum seni. Öf, yeter be. Amma elini verdin benimle. Tamam, tamam. Biliyor musun, seninle hiç sıkılmıyorum. Hayatıma hep bir renk gelecekmiş gibi geliyor. Sen beni iyice sahipliğini verdin emmi. Dedim sana, kendine o kadar güvenme. Ekgün! Ne yaptınız bakayım? Hiç. Karşılışı verdik biz de. Sen ne yaptın lan? Hiç lan. Hal hatır soruyordum ben de. Eşleşmişsiniz, yemek yapacakmışsınız ya. İlk gün de bana onu anlatıyordum. He, eşleşi verdik. İkin en büyük göveciyse de ben de buluverdim. Çok iyi etmişsin. Ben de adam arayıp dururdum. Gerçi hala bulamadım emme. Yapacak bir şey yok. Bir el at da kaldırıveren şunu. Neyi? Neye olacak lan çömleği? Ey madem. Siz bunu meydana götürün. Ben de eve gidip durun. Aminim seni ben Allah gönderiverdi. Hadi.
lan. Yürü. Buralı İsmail'le vakit geçirmeni istemiyorum. Bütün vaktini benimle geçireceksin. Çiğdem miyim lan ben? Hayda, yine başladık. Çiğdem kim ya? Çekirdek, çekirdek. Sen beni vakit geçirmelik bir kız sandın değil mi? Çekil, 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 çekil. Eren, Eren, Eren. Teyzen, saklan. Almaz. Al şuradan. Ana. Lan. Ya canını almasın ya. Bunu ne kıyma koydu buraya? Ana. Elmas! Akdeş, sen ne arayıp durun burada? Erol, her şey huylanacak mı lan sen öyle? Huylanacağım, işim bu. Bu Akdeş burada ne arıyor? Neyi arıyorum Erol? Yıllardır bulamadığım şeyi arıyorum. O ne ya? Onu da ilk gün söylesin. Erol! Buyur. Güzel eşek. Sıfır mı bu? O ne demek ya? Şaka lan şaka. Bunlar sebepsiz. Ne dediğindi bu gevşek? Neyi gevşek diyorsun sen? Düzgün Bey'im de gevşek diyorum. He. Seni de yetersiz bakiye diyor. Emme biz seni öyle diyor muyuz? Demiyoruz. Hadi işine. Beni mi arıyorsunuz? Bakıyorum da bizi yollarda bekliyorum Ferit. Sevgilini özleyiverdin herhalde. Peki o benim sevgilimse senin yanında ne arıyor? İlk gün neye senin yanındaysa ondan. Günlerden senin sevgilin oluyor. Ya siz kavga mı ediyorsunuz yoksa? Bengüsü, sen arabaya bin. Ha niye ya? Ha, eğer kavga ediyorsanız benim için etmeyin. Değmez buna. Yani aslında iki erkek benim için kavga edebilirler. Yani bu çok doğal. Ya ben şey demek istedim. Sana arabaya bin dedim Bengüsü. Ya tamam. Bağırma. Ama bilmiyorum. Buradayım. Birader sen gelsene biraz benimle. Nereye lan? Şu duymadan konuşalım. Gel gel. İyi. Konuşalım. Kımıldama oradan. Bak dostum. Senin ne yapmaya çalıştığın belli. Sen şimdi bu kızı meydana sokacaksın. Bunun benim eski sevgilim olduğu ortaya çıkacak. Ve beni herkesin içinde rezil edeceksin değil mi? Planın bu. Vallahi senin rezil olacak durumun varsa bunu sen bilesin. Doğru. Bu kız meydana çıkarsa ben rezil olurum. İlk gün belki bana sinir olur. O da doğru. Hatta bir daha belki benimle hiç konuşmaz. Ama şunu unutma. Seninle de hiç konuşmayacak. Ya beni ne arkadaş? Benimle ne ilgisi var? Kız arkadaşın seni görmek istemiş. Biz de yardım edip dururuz. Bak, bu kız meydana çıkarsa ne olacak biliyor musun? Önce ilk günü yakacak. O ne demek? İlk günün gazete reklamını hatırla. Onu bütün köyün huzurunda nasıl kurtardık? Ama bilmediğin bir şey var. Bu Bengüsü ilk gün İstanbul'da gördü. Demeyecek mi herkesin içinde bunu? İlk günün gizlice İstanbul'a gittiği ortaya çıkmayacak. Demek ilk gün İstanbul'a gitti. Evet. Zaten sen de hissettin bunu. Yalan mı? Hissettim. Hissettim ama yanlış hissetmişimdir dedim. İlk gün böyle bir şey yapmaz dedim. Bak, sana bu sırrı açıkça söylüyorum. Çünkü ilk günün zarar görmesini istemeyeceğini biliyorum. Şimdi sen karar ver. İstersen al Bengüsü'yü herkes içine meydana getir. Ya da ondan nasıl kurtuluyorsan kurtul. Bomba senin kucağında çünkü. Hadi. Tüh. Bak görüyor musun? Yok yere ilk günümü yakacaktık. Abo. Nerede lan bu aklı evvel? Kesin piknik alanına gitmiştir. Yakacak ilk günümü. Koş İsmail. Ne oldu lan? Kız yok. Bengüsü mü? Ha sevgili. Bizden habersiz piknik meydanına gitti herhalde. Koş lan koş. Hadi koş. Aa. Senin ne işin var burada? Ne haber köylü güzeli?
Ne oldu? Beni görünce şaşırdın mı? Yoksa Ferit'i mi arıyorsun? Evet de senin ne işin var burada? Gitmedin mi bu köyden? Yok. Buradaydım ben. Ferit sakladı beni. Ama ben sıkıldım. Yani bazı gerçekleri senin de bilmen gerek diye düşünüyorum artık. Yani sana da yazık. Gelsene sen benimle. Hayır. Gel gel. Gel sen gel. Konuşacağız. Ya ne oluyor? Bırak beni. Gün. Hadi biz geri dönelim. Ne oluyor? Bir bak hem dur ya. Ya bırak sen onları. Kendi aralarındaki mevzuları kendileri halletsin. Hadi gidelim biz. Hadi Didim. Kendi aralarındaki çirkin mevzulara sen de alet olma. Bak birliktekiler fark edecek. Zor durumda kal Cenin. Lan ben neye zor durumda kalayım? O kız seni İstanbul'da görmüş. İstanbul'da mı görmüş? Herkese bunu açık edecek. Sana kim dedi bunu? Kim diyecek? Ferit dedi. Bakma bana öyle. Tamam kimseye söylemeyeceğim. İsmail'ler bile söylemeyeceğim. Unutacağım ben bu mevzuyu ya. Vallahi unutacağım. Herkes hata yapabilir ilk gün. Mevzuyu açıp yüzüne vurmayacaksın hiç. Söz. Hadi gidelim hadi.